Kanal Urfa hafta sunanı haberden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'nin İdlib bölgesinde ambulansa yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman onbaşı Erkan Zengin, zırhlı ambulansı yapılan hain saldırı sonucu 25 yaşında şehit düştü. Samsun nüfusuna kayıtlı şehidin acı haberi dün akşam Aşağı Avdan mahallesindeki baba evine ulaştırıldı. Şehidin naaşı bugün askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenaze işlemleri ardından şehidin naaşı Büyük Cami'ye götürüldü. Büyük Cami'de yüzlerce kişi şehidi karşıladı. Şehidin annesi Feriha ve babası Rahmi Zengin'le kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber ve cenaze namazı ardından şehit Zengin'in naaşı Aşağı Avdan mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı da katıldı. Bizler de Kanal Urfa ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şanlıurfa'da da oldukça kuvvetli hissedilen deprem sonrasında Malatya'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken Şanlıurfa'da da oldukça kuvvetli hissedildi. 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan Malatya'nın Pötürge ilçesi bu sefer de 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremde Malatya Valiliği ilk belirlemelere göre 20 evde ağır hasar oluştuğunu açıkladı. Aniden bir sarsıntı oldu. Sarsıntıyla beraber biz artık neyin ne olduğunu bilmedik. Herkes bir dışarı fırladık. Ondan sonra çocuklarla beraber bu yaklaşık 24 Ocak'ta olan depremden daha şiddetliydi. Bana göre yani. Ondan sonra biz çıktık işte sağ sola baktık. Köyün muhtarıyız malum. Gittik ondan sonra ev hasarlı olan arkadaşlar var. Buna çok şükür ediyoruz. Can kaybı olmadığı için. Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da paniğe neden oldu. Salladı, ev salladı. Korkumuzdan kapıdan dışarı bu apartmandan. Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın Sincek ilçesinde ise iki ev hasar gördü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Akademisi ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Verin'i ziyaret etti. Ziyaret öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Akar, sınır hattındaki birliklerin komutanlarına seslendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la sınır bölgesindeki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, düzenlenen toplantıda ise sınır hattındaki birliklerin komutanlarına seslendi. Tabii şu anda yönetmekte olduğumuz bir hadise var. Bu cetler ve teröristler. Teröristleri biraz geciktirdik arkadaşlar. Bu karar çok isabetli bir karardı. Cetlerle birlikte o yoğun ortamda kontrol vesaire ve oradaki eksiklikler, noksanlıklar bizim silahlı kuvvetlerin başını ciddi şekilde belaya sokar. Operasyonlar tehlikeye girebilirdi. Orada direnmemiz lazımdı, durmamız lazımdı. O sıkıntı yaşamamız lazımdı. O sıkıntı yaşadık. Efendim bazı gençler biraz böyle duygusal davrandılar. Bazı aileler duygusal davrandılar ama şimdi onların da ne olduğunu anladıklarına ben inanıyorum. Bu yeni gelen celpleri işte 100 bin efendim gencimizi ne yaptık biz? PCR testi. Bunun koordinasyonunu yaptık. İçişehir'le, Sağlık Bakanlığı'yla.
bütün il ve ilçelerde, sağlık müdürlüklerinde bunlar konuşuldu, görüşüldü. Bunların efendim 3 gün öncesinden PCR testi yapıldı. Onlar sağlam dedikten sonra onların sevki başladı. Bu operasyonun da başarılı bir şekilde yürüdüğünü, başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görmek bizler için, sizler için gerçekten büyük bir övünç kaynağı, gurur kaynağı. Çok şükür bu amansız mücadelemizde bu da hakikaten ülkemize, milletimize, çok saygıdeğer halkımıza bizim yaptığımız önemli bir katkı oldu. Teröristler itibarıyla. Bir de cephelerdeki aldığımız tedbirlere de silahlı kuvvetlerin vazifesini yapması herhangi bir engel teşkil etmemesi için alınmış tedbirlerdir. Bu da gerçekten yine çok isabetli oldu. Düzenlenen toplantı ardından Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Erin tarafından karşılanan Akar, valilik özel defterini imzaladı. Akar ve Türk Sağlık Kuvvetleri Komut Akademisi'nin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Sayın seyirciler, Balıklıgöl platosu yakınında bulunan ve aşağı çarşı olarak bilinen bölge esnafı normalleşme adımlarıyla birlikte işlerinde şu sıralar bir kıpırdama olduğunu, zor günleri bir an önce geride bırakmak istediklerini ancak o zor günlerde ise yalnız bırakıldıklarını söyledi. Esnaf yalnız bırakıldı. Ya daha öncesi de zaten böyleydi. Ama bu süreçte hiç gelmediler. Yani daha önceden de gerçi gelmiyorlardı da yani biz şu ana kadar halk, esnaf olarak Şanlıurfalı milletvekillerini hiç halkın yanında görmedik. Ha, biz de zaten gerçi onlara vermedik de Tayyip Erdoğan'a verdik. Ama bundan sonraki süreçte öyle gözüküyor ki AK Parti'ye vermeyeceğiz. Sayın milletvekillerimiz seçimde ancak onları yüzlerini görebilir. Kesinlikle esnafın içine hiçbirisi inip de hal hatırlarını sormadı yani. Hiçbir vekilimiz aşağıya inmedi yani, esnafı dolaşmadı. Herhangi bir eksiklik olup olmadığına kimse ilgilenmedi. Şanlıurfa'da insan sirkülasyonunun gün içerisinde oldukça yoğun olduğu bölgelerinin başında gelen ve kent sakinlerince aşağı çarşı olarak bilinen Haşimiye Meydanı bölgesi esnafı, koronavirüs salgının baş göstermesiyle birlikte sıkıntılı günler yaşadı. Normalleşme adımlarıyla birlikte zor günleri geride bırakmak için çaba harcadıklarını belirten esnaflar, Kanal Urfa mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda, tedbirlerin sıkı uygulandığı günlerde her yönden olumsuz etkilendiklerini ve zor günlerde yalnız bırakıldıklarını söyledi. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Tabii bu süreçte Cenab-ı Allah'ı hatırlayıp Cenab-ı Allah'a dönmek lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Çekini ödemeyen, kirası gelip de ödemeyen, elektrik parası 100 liradan 200 milyon şu an geliyor elektrik parası ya. Bir su parası geliyor 200 milyon. Yani baraj burada, suyumuz burada, suyu parayla bize içirirler. Yani iki katına, üç katına şu an su parası yani. Büyükşehir olduktan dolayı fiyatlar çok artmış yani su parasının. Milletvekilleri Şanlıurfa'nın 11 tane, 12 tane milletvekili var. Bu süreç zarfında hiç halkın yanında olmadılar. Yani bu virüsle ilgili olsun, ondan sonra halkın sıkıntılarıyla ilgili olsun, esnafın sıkıntılarıyla ilgili olsun. Yani biz hiç kimseyi yanımızda göremedik. Yani 11-12 tane milletvekili var. Hepsini toplasam bir tane milletvekili yetmez. Hiçbirin, yani esnaf olarak, halk olarak, yani devlet mercilerinden bizim beklentimiz varken bu milletvekillerinin en ufak bize bir faydası olmadı. Tavsiye vatandaş da olsa, yaşlı da olsa, genç de olsa böyle bir yere, toplu yere giderken dikkat etsin. Maskesini taksın, başka bir kimse elini bulaştırmasın, temizliğine baksın. Budur yani, başka yok. Korkuyorduk, şimdi maşallah açıldı. Esnaf şimdi rahat, huzur içerisinde, gelip dükkanında oturuyor, alışverişini ediyor. Tabii buna halk da memnun. Tabii her şey gelip burada aşağı çarşıda bulabiliyor. İşini bitirip köylü çiftçi evine gidiyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilirken lokantaların yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte kente gelen ziyaretçiler Şanlıurfa'ya has bir lezzet olan ciğer kebabını yemeden şehirden ayrılmıyor. Şanlıurfa'da ciğer kebabı lezzetini vatandaşlarla buluşturan Bekir Yüksekyay'la
normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyete başladıklarını ve bu anlamda vatandaşların ilgisinin de ciğer kebabında oldukça fazla olduğunu söyledi. Bir Haziran itibariyle Türkiye normalleşme sürecine girdi. Yeni normale dönük adımlar atılırken lokantalarda faaliyetlerine başlayarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinden olan Urfa ciğer kebabı ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken şehre gelen turistler mutlak surette ciğer kebabı yemeden kentten ayrılmıyor. Şanlıurfa'da ciğer kebabı lezzetini vatandaşlarla buluşturan Bekir Yüksekyay'la normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyete başladıklarını, bu anlamda vatandaşların ilgisinin de ciğer kebabına oldukça fazla olduğunu söyledi. Öncelikle tüm ülkemizin gözü aydın. Yani şükür koronavirüs belasından yavaş yavaş kurtuluyoruz. Yaklaşık 4-5 gündür biz de iş yerimizi açtık. Müşterilerimizle tekrar kavuştuk. Müşterilerimizle özlemimizi gideriyoruz. Yani bu konuda millet bayağı ciğeri özlemişti. Gelen müşterilerimiz herkes diyor ki bizi ciğersiz bıraktınız. Biz de kimseyi ciğersiz bırakmıyoruz. Artık müşterilerimizle kavuşmuşuz. Müşterilerimize bol bol ciğer veriyoruz. Şanlıurfa biliyorsunuz. Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi yemeklerde ilk başta ciğer gelir. Gelen yabancılar özellikle ciğer yemeden şehrimizden ayrılmıyorlar. Tabii biz de şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Burada erkek kuzu ciğeri kullanıyoruz. Günlük kesim yapıyoruz. Hijyenik, maske, eldiven, yani müşterilerimize gereken ilgi alakayı gösteriyoruz. Müşterilerimiz de ciğersiz olmuyorlar yani. Hele özellikle de yabancılar, yani Urfa'ya ayağı bastığında Urfa'ya Balıklı Göl, Göbekli Tepe, ciğer. Bu üçü olmazsa olmaz. Ankara'da polis ekipleri Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye genelinde telefon dolandırıcılığı yaparak suç işleyen çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Ekipler Matador lakaplı kardeşleri Balıkesir'den Şanlıurfa'ya giderken yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonlarıyla pek çok şebekeyi çökertmişti. Büro polisi düzenlediği son operasyonla Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye genelinde aynı yöntemlerle suç işleyen çeteyi bir ay boyunca teknik takibe aldı. Polis, dolandırıcıların Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir mağdurun yarım milyon değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını dolandırıcılık yöntemiyle çaldığını tespit etti. Ekipler Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönen şebekeyi takibe aldı. Güzergah üzerinde Ankara'ya gelen şüpheliler, yol üzerinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şahısları gözaltına alan polis ekipleri yakalanan araçla arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda polis 17.450 avro ve piyasa değeri 240.000 TL olan ziynet eşyalarının arabanın çeşitli yerlerine gizlendiğini tespit etti. Ayrıca ziynet eşyalarının yanında Gülermeye tarafından yazılmış bir notta bulundu. Notta, çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum yazıyordu. Bundan ziynet eşyaları 82 yaşındaki mağdur Gülermeye'ye teslim edildi. Gözaltına alınan iki kişinin Matador lakaplı dolandırıcı kardeşler olduğu tespit edildi. Öte yandan şahısların Gülermeye'den parayı alırken bir bardak su istedikleri de ortaya çıktı. Matador lakaplı kardeşlerin ifadelerinde, altınlar ve paradan bilgimiz yok, teybin arka boşluğuna kimin koyduğunu bilmiyoruz dedikleri de öğrenildi. Örgütlü şekilde dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Harran Üniversitesi Nefroloji Bölümünde görev yapan Profesör Doktor Abdimetin Sarıkaya, Şanlıurfa'da ilk kez kronik böbrek yetmezliği bulunan yetişkin hastalara periton diyaliz tanısı tedavisi uygulamaya başlayarak hastaların evde kalmalarını sağladı. Yaklaşık 6 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanan Profesör Doktor Abdimetin Sarıkaya'nın yaptığı periton diyalizi tedavi yöntemiyle
hastaların yüzü gülmeye başladı. Kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan yaklaşık 150 civarında hastanın tedavi gördüğü tıp fakültesinde 2 aydır Profesör Doktor Sarıkaya ve ekibi tarafından rahatsızlığı bulunanlara periton diyaliz tedavisi uygulanmaya başlandı. Periton diyalizi yöntemiyle hastalar için hastaneye gitmeden evlerinde diyaliz yapabilme imkanı sağlandı. Evde bu tedaviyi uygulayan hastalar neredeyse normal hayata döndü. Profesör Doktor Abdümetin Sarıkaya, Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doktor Abit Demir ve Nefroloji Bölümünün sorumlusu Hemşire Ayşe Hocam, Güneş, Şanlıurfa'da uygulanmaya başladıkları periton diyalizi tedavi yöntemini Urfa Star gazetesine anlattı. Küçük bir ameliyatla karnına bu gördüğünüz periton diyalizi kateterini yerleştirdik. Bu kateter vasıtasıyla hastamız günde 4 kez veya aletli periton diyalizi dediğimiz bu yöntemle gece kendini alete bağlayarak sabaha kadar sıvı değişimi karnında yaparak bu karnına yerleştirdiğim kateter vasıtasıyla karnına dolduruyor. Yaklaşık 6 saat süreyle karnında duran bu solüsyon vücudunda dolaşan üre gibi, kreatin gibi böbreğin çalışmamasına bağlı biriken zehirli maddeleri topluyor. Daha sonra da yine Meral Hanım dönüşüm saati geldiğinde bu küçük aparat vasıtasıyla aç kapa yaparak bu kirli solüsyonu döktükten sonra yeni temiz solüsyonu karnına yerleştirerek işlemi bitiriyor. Şanlıurfa'da koronavirüs tespit edilen 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alınırken 3 binada ise karantina uygulamasına son verildi. Şanlıurfa İl Hıfzı Sıha Kurulu koronavirüs tespit edilen 11 binayla bir iş yerinde 14 günlük karantina uygulamasına karar verirken 3 binada ise karantina uygulaması sona erdi. Kurul tarafından alınan kararda Eyyubi ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde bir bina, Süleyman Şah Mahallesi'nde bir bina, Topdağ Mahallesi'nde bir bina, Halili ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde bir bina, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir bina, Siverek ilçesine bağlı Ofis Mahallesi'ne bir bina, Esmerçayı Mahallesi'nde bir bina, Şirinkuyu Mahallesi'nde bir bina, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir bina, Hürriyet Mahallesi'nde bir bina, Azadi Mahallesi'nde bir bina, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Ayrıca Eyyubi ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde unlu mamül satan bir iş yeri çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilgili firma çalışanları karantinaya alınarak firmadaki üretime 14 gün süreyle ara verildi. Şanlıurfa Merkez Haliliye ve Eyyubi ilçeleriyle Birecik ilçesine bulunan birer binadaysa uygulanan karantina tedbiri sona erdi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırıyor. TOKİ Akabe'de temeli atılan aile otağı konseptindeki proje 38 günde tamamlanıp hizmete açılacak. Eyyubiye Belediyesi ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırıyor. Aile otağı şeklinde tasarlanan toplam 2 kattan oluşan ve 450 metrekare kapalı alana sahip olan projenin ilki TOKİ Akabe'ye yapılacak. Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunacak. Vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri proje için tarih veren Başkan Kuş, temeli atılan alanda beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve birim amirleriyle birlikte incelemelerde bulunurken, projenin 38 günde bitirileceğini söyledi. Ailelerimiz bizim için çok özel. Eyyubi'de yaşayan ailelerimiz için neler yapabiliriz diye arkadaşlarla uzun uzadıya istişarede bulunduk. Ve inşallah artık çeşitli mahallelerimizde ailelerimiz için aile otaklarını açıyoruz. İlkini inşallah TOKİ Batıkent'te başladık. Başlıyoruz, programlıyoruz demiyoruz. Değerli Eyyubiyeli kardeşlerim. Şu anda temellerini attık. Arkadaşlar çalışmalarına başladı.
inşallah Eyüpiyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Açılışa da Eyüpiyeli kardeşlerimi bekliyorum. Şimdi buradayız. Yarın Akşemseddin'de olacağız. Eyüp kentte olacağız. Eyüp Nebi'de olacağız. Dede Osman'da olacağız. Direkli'de olacağız. Velhasıl kelam, boş bulduğumuz her alana aile otaklarımızı kuracağız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobile başka bir araç çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı. Kaza Siverek Karaca'da 10. kilometresinde meydana geldi. HTP yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle ilçeye 10 kilometre mesafede takla attı. Taklanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Fethi P ile birlikte, araçta bulunan Fatma ve sakine P yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Siverek merkezden Karacadağ'a doğru giden sürücüsünün ismi öğrenemeyen ticari araç, kaza yapan aracı fark etmeyerek çarptı. Meydana gelen ikinci kazada ölü ve yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yolda yeni kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Siverek Karacadağ yolunda kaza nedeniyle 1 saat tek şeritten trafik akışı sağlandı. Kaza yapan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasıyla karayolu tekrar trafiğe açıldı. Haliliye Belediyesi ekipleri Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına başlanan Göbekli Tepe Parkı'nda çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirirken mahallede bulunan diğer parklarda da bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Daha yeşil bir Haliliye hedefiyle çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını artırmaya yönelik de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulacak Göbekli Tepe Parkı'nda çevre düzenleme çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ekipler parkta çevre düzenlemesi sonrasında mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak. Öte yandan ekipler Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan diğer parklarda da bakım ve onarım işlemleri yürütüyor. Parkların daha yeşil bir görünüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, buradaki çalışmaları tamamlayıp parkları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Sayın seyirciler, Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkılan kurşunla intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem Bey'in töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 7 Kasım 2019 tarihinde Mersin Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçeleyler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki İrem Bey, evlerinin banyosunda kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İntihar iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan genç kızın çocuğu ise sezeryanla alındı. Küveze konulan bebek yapılan bütün müdahaleye rağmen 6 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile fertlerinin verdiği çelişkili ifadeler ve kamera kayıtlarının uyuşmamasından dolayı olayın cinayet olabileceği üzerinde durdu. Genç kızın ölümündeki şüpheler sonrasında özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişiyle görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın töre cinayeti olduğunu belirledi. Cinayeti, kızın ağabeyi 20 yaşındaki M.A.B.'nin işlediğini belirleyen ekipler, kararın baba, anne ve amcaların bulunduğu aile meclisinde alındığını ortaya çıkardı. Ailenin olaydan 20 gün önce Şanlıurfa'dan Mersin'e geldiğini, aile büyüklerinin ağabeyin üzerinde baskı kurarak 5 aylık hamile kız kardeşini öldürttüğünü belirledi. Kızın öldürülme kararının köyde çıkan dedikodular sonrasında alındığı iddia edildi. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, Şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örencek köyünde yaşayan ağabeyi M.A.B.,
Baba SB, anne MM, büyük ağabey VB, amcaları İB, KB ve MVB'yi gözaltına aldı. Mersin'e götürülen şahısların tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden MAB, olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi ayrı ayrı araçlarla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, şimdi ekranlarınıza insanlık daha ölmemiş dedirten bir haber getireceğiz. Şanlıurfa istikametinden Adıyaman'a saman yüklü kamyonetiyle gelirken yoldaki çantayı fark etti ve araçtan inerek çantaya bakan Cengiz Şahin, çantanın içindeki altın para, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaları gördü. Şahin yolda bulduğu ve içerisinde altın ve paranın olduğu çantayı sahibine teslim ederken, üç çocuk babası Şahin'in daha önceden çiftlik sahibi olduğu ve dolandırıldıktan sonra bankalara ve piyasaya 300 bin TL borcu olduğu ve icralık olduğu öğrenildi. İyi günler. Şimdi amcanızla beraber çantanızı açıyoruz. Bilginiz olsun. Şanlıurfa istikametinden Adıyaman'a saman yüklü kamyonette gelirken Akpınar köyü yakınlarında yoldaki çantayı fark etti. Araçtan inerek çantaya bakan Cengiz Şahin, çantanın içini açtığında içindeki altın, para, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaları gördü. Çantayı alarak Adıyaman'a gelen Cengiz Şahin, çantanın içinde bulunan bir kartvizitte bulunan telefon numarasını arayarak çantanın sahibini sordu. Çantanın Mersin'den Adıyaman'a gelen Emine Yıldırım'a ait olduğunu öğrendi. Adıyaman'dan Mersin'e giderken araçtan düşen çantanın kaybolduğundan haberdar olmayan Emine Yıldırım, kendisine gelen telefonla çantasının düştüğünü fark etti. Cengiz Şahin, Adıyaman'da polis aradı. Şahin bulduğu çantayı polise teslim etti. Polis, çanta sahibiyle telefonla görüşerek tutanakta içerisinde 5'i bir yerde olan bilezik, 3 yüzük, 4 çeyrek altın ve 900 TL nakit parayı Emine Yıldırım'ın akrabası Abdullah Göksu'ya teslim etti. Bir adet yüzük var. 3 adet. Evet, 1, 2. 3 adet yüzüğünüz var, altın. Çantada bulunan altınların toplam değerinin 15 bin liranın üzerinde olduğu ifade edildi. Çantasını bulan ve teslim alan Cengiz Şahin'le telefonda görüşen Emine Yıldırım, duyarlılığından dolayı Cengiz Şahin'e teşekkür etti. Üç çocuk babası Cengiz Şahin'in daha önceden çiftlik sahibi olduğu ve dolandırıldıktan sonra bankalara ve piyasaya 300 bin TL borcu olduğu ve icralık olduğu öğrenildi. Şahin'in 10 gün içerisinde 125 bin lira borcunu bankaya ödenemesi halinde babasının evine icra geleceği öne sürüldü. Valla borcun altındayım. İflas ettim. Durumum da iyiydi. Çiftliğim de vardı. Her şeyi sattım. Şu an yani aynı 15'te 125 milyar bankaya borcum var. Yani o borcu ödemesem babamın evi elden gidecek dahil. Yine de ben tenezzül etmedim 1 milyonla. Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 4 parça halinde 41 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yapılan yakalamada durdurulan bir araç içerisinde 4 parça halinde 41 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Valiliği koronavirüs pandemi sürecinin yaşandığı Nisan-Mayıs aylarında toplam 2 milyon 644 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı YİKO, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi SUTKON, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları tarafından temin edilen maskeler, kaymakamlıklar aracılığıyla 2 ay içerisinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Meslek odaları aracılığıyla esnafa dağıtılan maskeler, yaya trafiğinin yoğun şekilde bulunduğu pazar yerleri, toplu taşıma merkezleri ve kontrol noktalarında da vatandaşlara ulaştırıldı.
koronavirüs pandemi sürecinin yaşandığı Nisan-Mayıs aylarında Şanlıurfa'da toplam 2 milyon 644 bin maske dağıtımının yapıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle asırlar sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda asırlardır duyulan çekiç sesleri susmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çarşıda hareketlilik yeniden başladı. Koronavirüs nedeniyle 2 ay boyunca iş yapamadığını belirten esnaflar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden işlerinin başında olduklarını söyledi. Virüsten dolayı biz de evde bir 2 ay kadar evde kapalı kaldık. Ondan sonra tekrar işimizin başına döndük. Vallahi bu 2 ay sürecinde bizim işimiz de zaten genelde yerli ve yabancı turiste bağlı olduğundan dolayı virüsten dolayı zaten insan daha değil. Memlekete dışarı çıkamıyordu. Biz de yani 2 ay boyunca oturduk bol bol, bekledik. İnşallah bundan sonraki süreçte iyi olmasını temenni ederiz. Tam iyi rayına gelmedi de ama inşallah ilerleyen zamanlarda mesela yurt dışından yabancılar falan da geldi mi? Yani bizim işimiz turistlik dediğim gibi. Artık ortalık sakinledi. Ölü sayısı azaldı. Vakalar azaldı. Onun için açıldı. Yani denede o kadar randıman vermeyin. 2 aydır da kapalıydım. İşim başıma yazdım ama işte vaktimi dolurum yani. Burada bir o kadar giren çıkan olmadı. Bak çarşı gör, sakin, kimse yok. Tenceredir, yemek tavasıdır, çay tepsidir, leğendir, saç kavurmasıdır. Yani türlü türlü işler çıkıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, bir adet parşömen üzerine baskılı Hazreti Meryem ve Hazreti İsa figürlerinin olduğu tablo ile bir adet heykel ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ergani ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada alınan bilgiye istinaden Ergani ilçesi merkezinde saptanan yerde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada bir adet 11 çaplı 10 santimetre batlarında 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, bir adet parşömen üzerine basılı Hazreti Meryem ve Hazreti İsa figürlerinin olduğu tablo, bir adet heykel, bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör ve 16 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne teslim edilmiş. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İlk kaza Siverek Çermik yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Sürücülere öğrenilemeyen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Ersinge, Mahmut L, Halil M ve Haydar A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza öğle saatlerinde Siverek Şanlıurfa Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Ahmet İ yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle takla attı. Sürücü Ahmet İ ile birlikte Saadet İ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil serviste polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
Sayın seyirciler, Adıyaman'da taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından iki köy karantinaya alındı. Taziyeye katılan valilik çalışanı nedeniyle de valilikte görevli personellere korona testi yapıldı. Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde kuyuya düşen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Adıyaman merkez ve çevre köylerden taziyeye geldi. Bir süre sonra Kuştepe köyünden birisi hastalandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişi de koronavirüse rastlanınca aynı aileden 3 kişi de daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Kuştepe köyündeki taziyeye katılan Sarıharman köyünde yaşayan 2 kişi de koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Adıyaman İl Hıfzı Sıha Kurulu Kuştepe ve Sarıharman köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor. Sarıharman ve Kuştepe köylerinde yaklaşık 500 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan filyasyon çalışmasında Kuştepe köyündeki taziyeye katıldığı öğrenilen Adıyaman Valiliği çalışanının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine valilik katındaki yaklaşık 50 personele koronavirüs testi yapıldı. Valilik çalışanıyla birlikte temaslı oldukları öğrenilen 6 kişi karantina altına alındı. Köylerdeki ve valilikteki test sonuçlarının çıkmasının beklendiği öğrenildi. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Thank you.